Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine kuşlarımıza takviyelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi dama geldik. Yani yaklaşık bir saat oldu. Yavruların hepsini bıraktık. Dolaştılar. Yeni çıkarttığımız yavrular dolaştı. Burada bir tane yavrumuz rahatsız olmuş. Dünkü videoda söylemiştim. Karamsar kendini salmış arkadaşlar. Şimdi burada hem kuşların geneline bir vitaminli yem yaptık. Şimdi burada yemliklere döktük. Bunlar dolaşmasını yaptılar. Şimdi bu yemi vereceğiz. Karamsar da şimdi tek bırakırsam yemez arkadaşlar. Bu kuşların içine yemini yiyesin, tamam mı? Ardından aşağı götüreceğiz. Hem ishal ilacı vereceğiz. Hem de o diğer bir ilaç vardı. Onu vereceğiz. Sonra da sarımsaklı limonlu suyundan antibiyotiği de ağzına sıkarız. Direkt suyu onu vereceğiz. Yani inşallah kendini toparlatacağız. Abo, bu niye bu kuran? Bazen kuşlarda böyle oluyor da dur şu yemi almam lazım. Beyaz yapışan usta ama o da geçen ayların rahatsızlığını geçirmişti ama şu an turp gibi maşallah hiçbir sorunu yoktur. Karamsar'da ufak bir rahatsızlık var. O da kendini direkt saldı. Biliyorum ki kurtaracağım yani onu. Yani güveniyorum yani aşılı bir güvercinim. Biraz zayıflamaya girmiş, niye olmuş bilmiyorum. Hemen onu da verelim. Yavrulardan şu sarıları çıkarttık. Maşallah var ya, fırlama olmaya başladılar. Sap sarılar bak. Bak burada sap sarılar. Keşke var ya böyle sarı post olarak kalsalar yani. Yemin ederim var ya, müloman sormasına sarı post olarak kalsınlar. Daha güzel. Bak bu burada. Bu da burada. Şu mülemasını da feke girmeye falan başlamış. O da iyicene kendine gelmeye başladı. Hop. Sıranı bekle bak. Şu yavruyu hatırlıyorsunuz mu? Bak bu yavruyu çıkarttığımızda zap zayıftı. Yani biz dedik ölür dedik. Yani tahmini ölür dedim. Vallahi o kurtardı kendini. Şu an zımba gibi. Bir nesli feke falan girmeye başladı. Minomas bile rahatça oynamaya başladı. Şunun kuyruğu beyaz geliyor mu acaba? Şunun kuyruğuna da baksaydık. Daha güzel olurdu. Dünler şu bizi korkuttu. Tırlayacak da az kalsın. Şimdi bunların yemini vereceğiz. Şu kuşlarımızı salacağız. Tekrardan bunları uçuracağız. Ardından aşağı gideceğiz. Değişik bir tane yavrumuz var. Dün ayağına numarayı taktım. Bu yukarıdaki kişbirle bak. Bak buradaki bir kişbir var ya. Hemen gösterelim. Dur düzelmedi. Bak bu kara kişbir kuyruğu beyaz ile yandaki göğün yavrusu. Aşağıda size göstereceğim. Tüyleri falan çıkmaya başladı. Değişik bir yavru geliyor. Size bir göstereyim hele yani. Tahminleriniz nerede? Vallahi çok değişik bir şey. Tüyler yani. Şu topurcuklar çıkmış yani, hangi renkler çıktı yani belli olmaya başlamış. Bana tuhaf bir yavru geliyor yani. Eğer istediğim gibi bir yavru gelirse bunları direkt ikisini var ya alır aşağıya götürürüm ben. Şimdi Hollanda bizim Yusuf'un hediyesiydi. Bu da oynamaya falan başladı. Şöyle kaldıralım bak. Ben biraz daha rahat hareket ediyorum aslında biraz yavrularla. Yani şu şekilde elimize biraz yem alıyoruz. Şu sekeye atıyorum, yanıma getiriyorum. Yani yanımda yemiyorum. Sonra şu sekeye, sonra bu sekeye bu şekilde rahat bir şekilde alıştırıyorum yani. Bak bunlar da bak 2-3 gündür böyle çıkmıyorlardı. Bugün çıkmaya başladılar. Sarı da çıkıyor bu arada. İyi yavrular. Birbirlerini toparlamaya başladı. Karamsar sen niye böyle oldun lan? Sen de. Morlardan şu kalkıyor, fırlama gibi kalkıyor, yerinde durmuyor, şu kalkmıyor, dişiler biraz fırlama oluyor, tahminim bu da dişi arkadaşlar. Bu mor tahminim dişi. Siz de çıkın lan. Beyaz yapışkan tekrardan feke girmiş arkadaşlar. Yani tüyünü tazeliyor. Bunu da aşağıda kuşlar dövmüştü ya, şu an kafası iyice toparlanmaya falan başladı. İnşallah kafasındaki tüy çıkar. Bazı kuşlar kafadan darbe aldı mı tüyünü toparlamıyor yani. Bak yavrular çıktı bak. Bak şunlar da çıktı işte. Şu ikisi birbirine daha da çok benziyor.
Ama bu değişir yani, bunun rengi değişir. Şunun da rengi değişir tahminim. Bakalım hani fake'ten sonra nasıl olacakmış. Şimdi o zaman şey yapalım. Bugün size aşağıdaki yavruları göstereceğiz. Bunların bir yemlerini verelim. Gel. O da şu suyu da tekrardan değiştirelim. Çünkü karamsar rahatsızdı. Bu kuşlara da ulaşmasın. Yemini de normalde ayrı vermem lazım da. Yemez yani. Yavru olduğu için var ya, tek başına yemez o yemi. Aşağıda kafesi koyacaksın. Yemez tek başına. Hepsi bilirsin ya. Gel. Bak bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar her gün. Gel. Hadi girin lan. Gel. Ya bana fırsat vermiyor ki. Gel. 2 tanemiz kaldı. Hadi lan siz de inin. Bu tarafa gelirse görürsün hem de. Tamam bu da iner. İn lan. Bak karamsar, bak burada yemini yiyor. Kes. Suyu alalım. Tamam. İyice ne burada yemini yiyorsunlar. Tamam mı? Çünkü bunu ayırırsan var ya, bu hayvan kendini toparlamaz yani. Bir şey yiyorlar. Şunlar niye gelmiyorlar? Şimdi biraz daha yabancılık çekiyor. Misafir gibi hissediyorlar kendini. Yani şu yemi yaptım, mecburen bu yavrularımızı da arada vermemiz lazım. Çünkü bunların da vitamine, çünkü gelişim sürecindeler ya, vitamine ihtiyaçları var. Bu şekilde vermemiz lazım. Toprak veriyorum ya, taş veriyorum ya, dışkılar hep kızarık olmaya başladı. Neyse, bunlar yemlerini yesinler. Buraya bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yani yapasım gelmiyor yani. Bu sefer de o sistemi nasıl tuttururuz diye bilmiyorum, yapasım gelmiyor. Dedim ki şu şekilde yaparız, aklımıza şu şekilde geldi. Bugünkü ayrı düşüncem var. Şu şekilde yapacaktık ya, şurada aşağı yere kadar. Buradan da üste verecektik, komple başa kadar. Komple tel örgü yapıp da dedim ki yani oradan gelip böyle girmesinler. Buradan da dışarıyı da alıştırabilmek için. Bu yan tarafını, eğer bizim yarışçılar da videomuzu izliyorsa, bu taraftan yani tel örgü düşünün komple böyle. Bu taraftan da böyle, bu tarafa açılan bir kapak düşünün. Kapak attığımızda yavrular yani buradan çıktığında sekede dışarıya da alışmış olacaklar. Yani buranın içine yemleyip alıştırabilir miyiz yani, o şekilde yapabilir miyiz yani? Yani tel örgüde sekede olduklarını düşünün. Tel örgüyle her yeri kapalı. Sadece bu tarafında kapak var. Şu şekilde kapak açılıyor. Buradan da yavrular dışarıya çıkıyor. Yuva da girmek istediğinde buradan tekrardan giriyorlar. Yani bu kapıyı da hiç kullanmamış oluruz. Olur mu öyle bir şey ya? Alıştırma süreci nasıl olur bilmiyorum ki. Abo, baştan dışı dışarıda kalmış. Dur. Oho. Oğlum bu yabanalar var ya, yavrulardan dolayı karışamıyorum da. Gel. Şu gelsin de, bunun da yeri buradaydı. Gel. Lan gene aşağı indi bak. Gel.
Gel. Babalı çağırdı mı geliyordu. Gel. Lan hiç başlamadı. Unuttuk bir dakika. Geldi. Gel. Dur gelsin gitsin yuvaya. Gel. Rahatsızdı. Rumaya girmişti. Biz dedik ki ölür dedim. Vallahi kendini kurtardı da. Güzelim erkeğini de öldürdü. Sen öleydin erkeğine bir şey olmayaydı ya. Gel. Hadi erkeği uçamışsın. Gel. Lan yavruna çıktı. Buradan yarış görürse görür. Gel. Bu yavruları yarıyor tekrardan. Oğlum bir yavru çıkarsa seni mahvederim baştan kara. Lan geç. Hadi. Bunlar su istiyor ya, şu suyu değiştirmem lazım. Şu kuşları da salalım, tamam mı? Şeyimi de. Şu suyu döşelim arkadaşlar. Deniz taze su vereceğim. Şunları da bırakalım, dursunlar. Şu altta dolanan kuş bizim değil, kuşa girmeye çalışıyor. Tahtarana da herhalde o kuş da. Şuna bak, tek başına nasıl uçuyor. Kuşa yetişmeye çalışıyor o garip tahtarana da mı? Bak geliyor. Bak tahtakanat değilmiş. Ama bizim de değil tahminim. İstanbul'da senin mi uçmadın? Kuşumuz karıştı başka bir kuşa. Bir 10-15 tane kuş bizim kuşa girdi. Şu yuvada geri kalanları da çıkartalım. Bunlar uçmaya devam etsin. Biz de o sırada geçelim. Aşağıdaki yavrularımıza da bakalım. Zaten bunları da dünlerde sizlere gösterdik. Paylaştık sizlerle. Bak yukarıdan da gelenler var. O kuştan biraz önce bir kuşa karışmıştı. O kuş da böldü. Bizimkilerden de içinden gidenler yeni gelmeye başlıyor bak. Şimdi hemen aşağıya geçelim biz. Bakalım aşağıda neler var neler yok. Şu
Açıyorum, koyalım. Yemlemeden önce yavuşları gösterelim sizlere, yavruları. Çünkü daha buranın yemini vermedik. Burada küçük bir masta çıkmış. Ay Cevci, sen niye çıktın be? Burada burada. Bu lemasın rengi biraz açık arkadaşlar. Bu son getirdiğimiz bir lemas çiftlisi var ya. Bak şunların yavrusu. Şurada. Şurada şu güllerin yavruları ne alem biliyor. Onlara da bakalım biz. Şunu çıkartalım. Burada ise iki tane yavru var. Aynı şekilde. Annesi babasının tarzında vermişler. Şurada Yusuf'tan getirdiğimiz yumurta yavrular çıktı. Çok ufaklar. Bak yeni çıkmışlar zaten. Dur şunu alalım. Bu şekilde çok yavrular da yani yeni çıkmışlar. Buradaki yavrular da çıkmış buradaki. Şimdi o diğer yavruyu göstereyim size. Bak burada yukarıdaki yumurta, bak bu yavru. Bir dakika. Bu yukarıdaki yavru arkadaşlar. Bak. Kanatlar komple kapalı. Sırtı komple beyaz. Diğer kanada bakalım. Kapalı. Komple beyaz sırtı. Yani şuralarda da var yani. Ama tahminim bu koyular da göğü yani. Göğü hocam vermiş ne? Bakalım kuyruk da yok, kuyruk da belli etmiyor. Bir de yuyor olacak, kanatlar kapalı, kuyruk da biraz erecek. Vallahi bakalım da nasıl bir yavru çıkacak, hep beraber görmüş olacağız. Yani bir hafta sonra tam kendini belli eder yani. Bu bir tane çıktı zaten. Karanfiller bakıyor buna. Karanfillerin yavrusu da bizim karamsarın kanalların altında. Bu da karanfiller. İki tane daha yavru göstereceğim. Bunların yavrusunu merak ediyorum. Neyle neyin yavrusunu? Şu beyaz posta ile, bizim Turgay'dan getirdiğimiz beyaz posta ile bizim karalacanın yavrusunu, yani şu dişinin yavrusunu, bizim yarıştı dişimizin, İzmir postası ile şu karalacamızın yavrusunu merak ediyorduk. Tam istediğim gibi vermiş arkadaşlar. Beyaz postamız yoktu. Bir tane beyaz posta vermiş. Üzerinden kırmızı yeşil vermiştim. Ama kuyruğu kapalı mı? Sırtım beyaz. Şurasında biraz göğülük var ama. Komple bir beyaz posta. Şurada biraz göğülük var. Diğer teki ise, dur, onu da gösterelim. Onu da karalaca vermiş. Güzel bir yavru vermiş aslında. Yani bir hafta sonra bu yavrular daha güzel kendini gösterecekler. Yani bir hafta daha beklersek daha güzel bir görüntü alacağız burada. Onun dışında ne gösterecek bunu? Numbekler yavruyu çıkartmış. Şunlar çıkartmış mı? Şöyle yüzden çarpmamız. Bunlar da çıkartmış. Tamam. Bunlar yumurtada, bunlar yumurtada, çerçiler daha doğurmadı. Bir de şu kara posta ile şu karalacanın yavrusunu bir göstereyim size. Bunlar da değişik bir yavru atmışlar. Yani ben onlardan karalı bir şey bekliyordum. Demek ki neslinde varmış. Güzel bir çakmaklı alaca vermiş arkadaşlar. Dur onu da göstereyim de. Güzel bir çakmaklı alaca vermiş. Vallahi inşallah güzel gelişirse güzel bir şeye benziyor yani bu yavru da. Yani bir 10 gün sonra yavrularımızdan güzel bir desenli yavrular göreceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Burada da kara kişbirimiz var zaten. Ömülemaz çiftimiz. Bunlardan biraz daha yavru alırsak bunları tekrardan sahiplendireceğiz. Çünkü bunları dam parasıyla almıştık.
yay yavrularını satan parasını çıkartırsak bunlar kalır. Ya hepsini bir satar, yani damımıza artı olmuş olur yani. Minamat sütümüz 3 tane var zaten. Oo, bunlar tek adı yumurta tarzı olmuş. İkisi de olmuş. Yavrular küçükler. Bir de şurada Urfalı güllü yavruyu bir size göstereyim. Burada da yavrunun bir tanesi maalesef ölmüştüm, gelişmemişti. O videoda göstermiştim, küçüktü. Bu da büyümeye başladı. Bu da güzel oluyor. Annesi babası da burada. Onun dışında herhangi bir şey yok. İspanyolumuz burada. Şu an şimdilik bunlar var arkadaşlar. Şunlar tekrardan doğurdu, üstte oturuyor zaten birkaç gündür belli. Şunlardan daha yavru çıkmadı. Bakalım öyle halktan ayrılsa. Sırada çağçililer var. Bak yumurta tarzı olmuşlar onlar da. Birkaç güne doğurursa başka bir sorun kalmayacak yani. Diğer yavrular ne alemde? Şu büyüğün yavrular. Şu alaca lizi de bir gösterelim. Şunu da liz vermiş arkadaşlar. Yuvalaca. Yani şu an herkes bunları liz diyor yani. Normal yuvalaca ama liz diyorlar yani. Bunlar da bizim yuvalacalar. Çakmaklanın yavrusu. Bu da köy oluşunun yumurtasına. O biraz geç gelişti. Bizim maalesef şey gelişmiyor arkadaşlar ya. İstanbullu yavru biraz gelişmiyor. Bu da İstanbullulardan çıkan yavrulardan bir tanesi. Tahminim buraya bir yumurta kaymıştır. Ya da dişin üstüne başına bir kuş gelmiştir. Bu yavru çattı ama çok güzel bir kafadan biraz güzel bir karalaca verdi. Rengi bir tık daha koyulsa var ya, efsane olurdu. Şu yavruya da bir sürekli takviye veriyoruz. Biraz gelişmedi ama inşallah kurtarır yani kendini. Biz elimizden geleni veriyoruz yani. Bakalım sen ayrılsın. Geriye kalan yemleri de bunlara vermeye başladık. Bunlar da güzelce bir doysun. Geriye kalan yavruları güzelce bir beslesinler. Ama bu yemi de seviyorlar ha. Bu vitaminli yemi var ya. Deli gibi yiyorlar bunu. Şimdi de tekme aldın oğlum. Kendiniz en son dişiye gönderdin oğlum. Bunu bir tane çakmaklı yavursak nasıl olur sizce? Deneyen var mı hiç? Bize bir çakmaklı posta dişiye vursak olur mu sizce? Tekrardan söylüyorum. İspanyolu güzel bir çakmaklı dişiye vursak nasıl olur arkadaşlar? Yani deneyen var mı yani? Alabilen var mı o tarzda yavru? Varsa, yorumları yaparsa seviniriz, biz ona göre bir denemiş, test etmiş oluruz. Yukarıda bir tane dişimiz var, ona vurabiliriz yani. Bir türlü bunları yuvaya kapatamadık. Yani kapattık. Bir geliyor iki tane daha dışarıda kalmış. Sonra bir geliyor iki tane daha dışarıda kalmış. Bir türlü kapatamadık. İçeride de yemledik zaten. Yapacak bir şey yok. Bunlar bugün de tekrardan seyipte kalacaklar arkadaşlar. Şunların güzelliğine bak lan. Lan İstanbullu. Üçü yan yana. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım bizi izlerken keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Başka da söyleyecek hiçbir şey yoktur. Abone olursanız bizim için yeterli. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Thank you.